Getirmiş yani, hazırlar işte her şeyi yapıyor. Nazire Hanım, sizin de gelininizin kalır yanı yok yani. Şöyle, ben hazır evden bir şey getirmedim. Burada ama burada kendi... hazır yani el açması değil yani. Yani çorbaya sandığım kadarıyla bir bezelik kadar bir hamur yapılmış. Onu da bir zaman kaybolmuyor ama. Ona da bir zaman gidiyor ama. Yani Rokiye Hanım, böreğinizi siz hazır yufkadan ama yapmışsınız ve evet, pişmemiş. Çiğ tamam, yani. Ben onu kabul çiğ ettim börek zaten ama geri kalan bütün yemeklerim meşakkatli bir yemek. Geri kalan yemekler öyleydi. Yani meşakkatli yemekleri. Yemekle katıldım. Yani ama ilk günlerce, özellikle senin menün çok eleştirildi. Bekar yemeği gençler evet, yaparlar, öğrenci yemeği diye makarna evet, tavuk. Ya soruyorum Zuhal Hanım, hiç kimse evinde tavuk, yani hep bu hafta zaten hep tavuk gitmiş de makarna hiç mi kimse yapmıyor evinde? Bekar'ın hakkımı yendiğini düşünüyorum. Efendim, ben de hakkımı yendiğini düşünüyorum. Bütün kayınvalideler hep birbirine verdiği puanları vermeye çalışıyorlar. Haftanın son günü olduğu için herkes bugüne hep düşük puanlarını kullanmak istedi. Elinde kalan en düşük puanları bana verdi. Sen de tavuk yapmışsın. Senin tamam, ana tavuk yaptım en düşük puanlar bana verildi. Şey yani ama haftada tavuk yaptım. Yani, hafta, ve tavuğum beğenmemiş. Tamam, ben tavuk yaptım diye düşük puan alacağım anlamına mı geliyor, anlamadım. Sen tavuk o yapmış olamaz. Ama bu hafta iki kere 7 puan gördüm. Ama biri sana geldi. 7 puan evet, verdi. Karşılıklı vermişler ama 7. O onun gelinine vermiş 7, o onun gelinine vermiş 7. Hayır. Aynı Kadriye Hanım'la kaynanam gibi. Hayır, o bana verdi. Ben buna katılmıyorum. Evet. Zuhal Hanım, bir dakika ben diyebilir miyim sözümü? Benim elimde bir 3 puan var idi, bir 7 puan var idi. O süfre de 3 puanlık olmadığı için 7 puanı verdi. Sadece tatlıya mı verdiniz daha puanınızı? Bir dakika, ne tatlısı? Şahide. Sufle mi dedi de? Ha, sofra demek ha, istiyor. Ha tamam. Özür sufle ha, değil. Yani Azerbaycan siz bu davet masasına makarna yakışmıyor dediniz evet, ama sizin hazır el yufkanız pişmeyen böreğiniz çok mu yakıştı davete? Bir kazaya kurban gittim ben. Altında tepsi olduğunu sonradan gördüm. Altında bir tepsi daha varmış. Dikkat edecektiniz. Evet, yani ona kurban gittim ama gerçekten onu görmemezlikten gelirsen, ki herkes görüyor, görmemezlikten gelirsen ben meşakkatli bir yemekler yapmıştım. Aynı İki tane yemekle ve salatam da meşakkatliydi, tatlım da. Çorbam peki, da el açmasıydı. Bu hafta 11 yıllık gelinimiz de vardı şu an konuşan Rukiye ve henüz 3 aylık gelinimiz evet, de vardı Yasemin. Diğer gelinlerimizin de olan olmayan yemekleri vardı ama bariz çok büyük hatalar yapıldı. Onlara birazdan geleceğim ama artık yavaş yavaş sonuçları size bildirmek istiyorum. Heyecanlısınız biliyorum. Evet. Peki, lafınızı böleceğim Zuhal Hanım. El açmasıyla oklava açması bir midir onu sorayım. Ay o zaten sus. Ay hiç oraya girmeyelim. Yani böreğin yani, o kadar basitmiş. Böreğin yanında mantı istedi Fatma Hanım ya. Ya gerçekten beni şok Fatma ediyorsunuz. Öyle acayip acayip yorumlarınız var. Gerçekten çok şaşırıyoruz seyirciyle evet, beraber. Bir şey demedim. Ben de sizle aynı fikirdeyim. Böreği çok beğendim. Yok ama dediniz de yanına neden mantı yapmadınız? Ya keşke ben... domates, soğan, şey salatalık koysaydınız kanlı bari yapana kadar. Ben de bir şey söyleyebilirim. Kadriye Hanım da dedi ki ben bekliyordum köfte taşta gelsin, taşta pişsin. İçinde taş yok mu dedi? İçinde taş yok mu dedi? Ya ya ya. Gerçekten hepimiz çok şaşırdık. Nasıl yani, ne taşta pişebilir ne de yorumları, içinde taş olabilir. Ben seyirciye bırakıyorum yine yorumu ve takdiri. Yavaş yavaş sonuçlara geçmek istiyorum. Ara ara gene konuşacağız sonuçlarla ilgili de ama en sevmediğim sonuçtan başlayacağım. O da haftanın beşincisinden. Beşinci olan gelinimiz, bu haftanın en az puan toplayan yarışmacısı. Şahide sen oldun. Ya ben bir de kekimi de yaktım, muhallebimi de yaktım, pastamı da yetiştirdim. Evet. Ama hak etmedim, hiçbirinin puanını hak etmedim. O bahsettiğim puanlara gelelim. 15 puan kayınvalidelere ait kısmı. Ben de sana 5 puan vermişim. Ve 20 puanla maalesef yarışmayı tamamladın. Eline emeğine sağlık. Geliyoruz dördüncümüze. 15 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. 15 bin TL, herkesin hayalleri bu parayı alıp gitmek yönündeydi. Ama şimdi söyleyeceğim isim de maalesef ödülü kaçırdı. O rakibiniz. Merve oluyor. Merve'cim sen de kayınvalidelerden 19, benden 6 puan almışsın. 25 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Geriye kaldı 3 finalistimiz. Rukiye, Tuğçe ve Yasemin. Heyecanlılar, özellikle Rukiye. Şu 15 bin TL'yi dakikalar sonra aralarından bir tanesi alıp gidecek. Bakalım. Bir puan farkla o birinci olan
Şampiyonumuz kim? Ama ondan evvel fena da puan almamış ama 15.000 TL'ye yetmemiş. Kaybeden bir diğer gelinimiz. Tuğçe. Evet, ben bu sonucu bekliyordum zaten. Yani hiç hak ettiğim puanları aldığımı düşünmüyorum. Evet, haftanın son gününe herkes hazırlanıp geldi. Biraz düşüktü puanların. Evet. Herkes hazırlanıp geldiler. Hep bahane ürettiler. Yemeklerinden yemediler bile. Küçük olduğunu söylediler porsiyonların. Pilav dokunulmamasına rağmen... Pilavın çok güzeldi ya Tuğçe. 20 puan aldın. Ben de sana 6 puan vermişim. 26 Zoyan, puanla tamamlamışsın. Bence haksızlık yapılmadı. Aksine bana daha çok haksızlık yapıldı. Senin de çok düşüktü. Olan bir şey olmadı denildi. Kayınvalidesi özellikle bana kızdı. Hani bu şey kanlı bahar nedir, bunun yanına olur mu dedi. Kendi de brokoli zeytinyağlı yapmış koymuş. Aynısını İşte ben hep söylüyorum yani kayınvalideler, sevgili hanımlar, biriyle ilgili bir yorum yapıyorsanız onun altının dolu olması lazım. Şimdi tavuğu eleştiriyorsunuz, tavuk yapıyor gelininiz. Yemem diyorsunuz, tavuk koyduruyorsunuz menünüze. Ona basit diyorsunuz, size göre basit olan, ki ben öyle düşünmüyorum. Onun alternatifi daha basit, daha kolay bir yemekle çıkıyor gelinleriniz. Biz de şaşırıyoruz. Yani şimdi karnabahar ne alaka diyor, gelini brokoli yapıyor. Evet. Olmaz yani, hani siz biliyorsunuz gelinlerinizin menüsünü. Ona göre yorum yapın ki mahcup duruma düşmeyin. Ya da gelinlerinizin kaderiyle oynamayın. Bakın, iki tane finalistimiz kaldı. Rukiye. Rukiye, iyi misin? İyiyim. Ah, çok heyecanlı, gözyaşlarına zor hakim oluyor ve 2,5 aylık hamile, 3 aylık gelinimiz. Bir yerde, bakın çok enteresan, son iki finalistimize baktığımızda bir yerde 11 yıllık bir gelinimiz var, bir yerde ise 3 aylık bir gelinimiz var. Henüz çiçeği burnunda ama hep söylüyoruz, el lezzeti, mutfaktaki maharet bambaşka bir şey gerçekten. Bakalım hangisinin elinin lezzeti ağır basmış? Hangisinin sofrası, yemekleri şu 15.000 TL'yi alıp götürecek birazdan? Çok heyecanlıyız. İkisi de çok heyecanlı. Aralarında sadece bir puan fark var. İşte hanımlar, hep bahsettiğim bir puan bu puan. İşte verdiğiniz veyahut vermediğiniz puanlar bu kadar önemli bu yarışmada. Bir puan farkla gerçekten kaybedenin yerinde olmak istemezdim. Çünkü kıl payı farkla maalesef 15.000 TL'yi kaçıracak. Ama kazanan bu haftanın şampiyonu, bize en lezzetli yemekleri sunan gelinimiz, bir puan farkla. Yasemin oluyor. Alkışlarla. Bravo. Alkışlayalım, tebrik edelim. 3 aylık gelinimiz. Sizleri böyle alalım. İki yanıma lütfen. Çok tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Şöyle sosyal mesafeyi koruyarak. En yakın rakiben Rukiye şu an çok üzgün. Evet. Rukiye, o böreğin pişseydi sonuç böyle olmayacaktı. Böreği pişirmen gerekiyordu. Yapılmayacak bir hataydı maalesef. Bak tatlım, o börek sana nelere mal oldu. Çünkü sen kayınvalidelerden 22, benden 7 puan almışsın. 29 puanla. Oysa ki en yakın rakiben yine kayınvalidelerden 22 ama benden 8 puan aldığı için 30 puanla kazanıyor. Eline emeğine sağlık. 2,5 aylık hamile arkadaşınız. Evet. İnşallah sağlıkla kucağına alırsın. Yarın bir gün doğduğunda inşallah bizi izler. İnşallah bize de güzel haberlerini yollarsın. Sağlıkla kucağınıza alın. Allah tamamını erdirsin diyelim. Sizi de tebrik ediyorum. Bütün gelinlerimizin eline emeğine sağlık. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aman evlerinizde kalın, sağlıkla kalın. Pazartesi tekrar Fox ekranında buluşalım. Gelinlerimizi alkışlayalım. Bütün hepsinin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.